Bismillahirrahmanirrahim. El-Afu Celle Celaluhu. Kullarının kendisine karşı işlemiş oldukları pek çok suç ve günahlarını lütuf ve merhametiyle çokça affeden. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye size affetmiştik. Bakara Suresi 52. Ayet-i Kerime. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisa suresi 43. ayet-i kerime. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisa suresi 99. ayet-i kerime. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nisa suresi 149. ayet-i kerime. Aşağıdaki ayetlerde de açıkça görüleceği gibi Yüce Allah insanları yaptıkları yüzünden hemen hesaba çekmeyip merhametiyle bağışlıyor ve hata ile işlediklerinin çoğunu samimi kullarından affediyor. İçten ve samimi olarak ihlasla tevbe edenlerin tevbesini, özür dileyenlerin özrünü kabul ediyor ve günahtan hemen sonra tevbe etmeyi de teşvik ediyor. Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah affedicidir, güç yetirendir. Nisa suresi 149. ayet-i kerime. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. İşte Allah böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Nisa suresi 17. ayet-i kerime. Cenab-ı Hak kullarının kusurları ve günahları yüzünden hemen onları hesaba çekip gırtlağına sarılmıyor, sabrediyor ve affediyor. Çünkü O Celle Celaluhu bilemeyeceğimiz ve hesap edemeyeceğimiz kadar sabırlı ve çok çok affedicidir. Eğer aksi olsaydı şimdiye kadar ne yeryüzünde ne de gökyüzünde nefes alan bir tek canlı kalmazdı. İşte ayetler. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hesaba çekiverseydi yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar, ecelleri gelinceye kadar erteliyor. Allah kullarını iyice görmektedir. Fatır suresi 45. ayet-i kerime. Affetmek bir suç ve günahın karşılığıdır. Affedilmek içinse yaptığı işin hata olduğunu anlayıp gerekli merciden özür dilemek gerekir. Karşı taraf ister affeder, ister etmez. Ona kalmıştır. Genellikle insanlar affettiklerini söyleseler bile içlerinde daima kusur işleyip af dileyene karşı bir kırıklık ve bir iz daima gönülde kalır. Bu yüzden de tekrar yapabilir diye o kişiye tedbir olarak bir soru işareti konur ve sürekli dikkatli olmaya da özen gösterilir. Çünkü güvenimizi kaybetmiştir. Eğer bu kusur ve hatayı insanlara karşı değil de Allah'a karşı yapmışsak yapılacak şey yine gidip özür dilemek ve tevbe etmektir. Ama Allah Celle Celaluhu insanlar gibi olmadığını bize sürekli hatırlatmış ve affedici olduğunu da göstermiştir. Üstelik onun yanında günah ve kusur sayılan hatalarımızı yüzümüze vurmadan. Bazen hatalar genel oluyor ve bu da zamanla cezalandırılıyor. Çünkü umumun hakkı var ve kul hakkı olan konuların çoğu bu dünyada cezalandırılırken gerçek cezasını ahirete bırakmak kaydıyla hakkı yenenlerin yüreğindeki ateşi söndürme adına küçük cezalar veriliyor. Size gelip çatan her musibet kendi ellerinizin kazandığı yüzündendir. Kaldı ki Allah çoğunu da affediyor. Şura suresi 30. ayet-i kerime. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan teveccühü daima affedici ve bağışlayıcı, daima rahmet, merhamet ve şefkatle bir şekilde olmuştur.
Onun affı ve mağfireti sonsuz, rahmeti ve merhameti sürekli, şefkati ve refeti içtendir. Ebced değeri ve zikir saati. El-Afu isminin ebced değeri ve zikir adeti 156'dır. Zikrin saati güneş, günü pazardır. Sabah erken, gün doğarken ve ikindi sonrası okunabilir. Gece okuma saati yok. Sırları ve hikmetleri. Belirtilen gün ve saatte bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin kusur ve günahları bağışlanır. Kalbi nurlarla dolar. Kişi nefsani arzu ve isteklerden vazgeçer. Gönlü huzur ve mutlulukla dolar. İçi ferahlar. Her gün 156 defa zikredenlere rıza kapısı açılır. Her şeyden huylanan ve şüphe ve vesveseye tutulan bir kimse bu ismi her gün 156 kere okumaya devam etse vesveseden kurtulur. Bu ismi şerifin zikrine muhasebet eden kimseye, bu ismi şerifin zikrine tam manasıyla devam eden kimseye yani Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri mekarimi ahlakı sevdirir. Onu iyi ahlak sahibi kılar ve onu afvu mağfiret ederek işlediği günahlardan dolayı muahaza etmez. Bir kabahat işlediğinden dolayı hakim veya vali tarafından veya herhangi bir devlet adamından azap işitip hakaret göreceğinden korkan kimse bu ismi şerifi 166 defa zikrederse o korktuğu ve çekindiği şeylerden Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri onu emin ve mahfuz kılar. Parlak ve yüce olan gizliliği kapsayan bu ismi çokça anan kimseleri Hak Teala en güzel ahlak sıfatları ile Müslüman kılacağı gibi o kimsenin hafif kusur ve kabahatlarını da görmezlikten gelir. Bir kimse bir suç işler, bunun sonucundan korkarsa bu adı andığı takdirde hakimin vereceği cezadan kolayca sıyrılmış olur. Cenab-ı Hak kendisini emniyet altına alır. Adı Yusuf olan kimselere bu adın yararları vardır. Şunu iyi bilmek gerekir ki Hak Teala'nın Gafur, El-Afu adları birbirine anlam bakımından yakın olan adlardır ki zorlu bir işten dolayı acı çeken kimselerin acısını bu isimler hafifletmiş olabilir. Özellikle bu isimler insanın dünya ve ahirette acı çekeceği hususlardan kurtarmış olur. Ne hikmettir ki Cenab-ı Hak bu isimlerinde bu gizlilikleri emanet etmiştir. Kullarının faydalanması içindir. Hicri 615 yıllarında vefat eden Şeyh Şehabettin Müntehab isimli eserinde bu isim hakkında şöyle yazmaktadır. Bu adı çokça zikreden bir kimseyi hiçbir korku tutmayacağı gibi yapacağı işlerden dolayı da hiçbir çekinme ve nedamette duymaz olur. Yaşadığı sürece zamanının olaylarından etkilenmez olur buyurmuştur. Bu adın sayıca kıymeti 116 ve 166'dır. Bunun ilki lafzi, diğeri rakamidir. Lafız bakımından sayı değeri ise bu tek, cüzleri ise 301 fazla olan bir sayıdır ki Hak Teala'nın Asım ve Fadıl isimlerinin işareti olabilir. Rakam olarak sayı değerine gelince çiftin çifti olan bir sayıdır ki bu da Hak Teala'nın namlı sözü kün feyekün sözünün bir işaretidir. Harflerinin adları ise 225'tir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ilah vahid adlarının bir işaretidir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.